Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. E, Loon üzerinde birkaç video önce başladığımız ve şu anda da devam ettirdiğimiz haberi incelemeyi sürdüreceğiz. AMB kripto üzerindeyiz. Klasik'in kısa vadeli fiyat tahmini diyor ve Burada çok uçuk şeyler yazıyor bakın 6 Haziran 2023'te yani yarın hatta saatler kaldı da diyebiliriz bu tarih. 1.26 dolar olacağını evet yanlış duymadınız bak 1.26 dolara ulaşacağını iddia etmekte. Bu şekilde şeyler yok da dediğim gibi hani öyle şey olsun diye ama böyle bir şey yok yani bunun hakkında... Konuşmak bile yani konuşmayacağım dahi anlatabiliyor muyum? Şunu bilmek lazım. Gerçekçi olacağız her zaman. Öyle yarın 1.26 dolar oldu etti diye bir şey yok. Mantıklı bir şey yaklaşım sergileyeceğiz her zaman. 97.65'lerde emaillimiz var. Bunun üzerinde bir kapanış arıyoruz. Bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor luncun günün ilk videosunda konuştuğumuz şekilde şu anda hareket ediyor. Siz de gayet görüyorsunuz şu an. Dolayısıyla her şey rutininde diyebiliriz. Yani plana uygun bir şekilde devam ediyor. Ne yapıyor? Saatlikteki hareketli ortalamaya test. Ortalama 97'lere kadar saatlikte mumlar değil mi? Devamında 102'leri yeniden dene tarzındaki hareketlerine sabit bir şekilde, stabil bir şekilde devam ediyor. Bu da bu geceki kapanışın bu geceki kapanışın 98 pozisyonlarının üzerinde olma ihtimalini güçlendirirken tabii ki bu seviyenin üzerinde bir kapanış da yükseliş bir aslında balon misali olmadığına ve sürdürülebilir halde devam edebileceğini sağlıyor. Aynı anda da gördüğümüz yine koruduğu yüksek bir hacmi var. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapatabilirse yükselişine Devam edebileceği hususunda bize büyük bir fikir verecek değil mi? 1.26 dolar diye bir şey yok. Ee, öyle hani ona bakmayın. 102'leri de patlatabilirse devamında 12'ler hele hele beraberinde 14'leri kırmasıyla birlikte e, çok daha güçlü yükselişlere devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ya buraları değerlendirmeyeceğim. 2023 işte Aralık'ta şey 11'de öyle diye yaklaşmamak lazım. Yani ben de ne diyeceğimi de bilmiyorum tam olarak. Terenna Klasik'in uzun vadeli fiyat tahmini diyor. Aşağıdaki Terenna Klasik'in uzun vadeli fiyat tahmini fiyat açısından Lunch'un gelecekteki beklentisine bir bakış niteliğindedir. Terenna Klasik'in en son 568 milyon dolar değerinde piyasa değeri ve 400 milyon dolar küsüratında işlem hacmiyle diyor. 4097 dolar seviyesinde görüldü. Luncun fiyat tahmini tarihsel fiyat hareketlerini, güncel gelişmeleri ve topluluktan gelen sosyal duvarlığı analiz ederek mümkündür. Şimdi bu şekilde ya ya şunu anlamadım tam olarak hata mı yapmışlar? Şimdi 2024'te diyorsun ki 3028 dolar. Tamam eyvallah. 2023'te bu ne? Nasıl yani? Anlamadım. 2023 yılında 12.45 dolar çekiyorsun. 2024'te var burada. 3.028 dolar mesela. Hani ne alaka olduğunu inanın tam olarak anlayamadım. Şu kısmı tamamen es geçmek istiyorum. Şimdi 2024 yılı ve 3.028'li fiyat tahminleri gerçekleştiriyor. Olabilir mi? Olabilir. Şöyle Tabii ki anlık yükseliş çalışırsa özellikle çok e, bomba hareketler yapabilir Lunch. Haricinde her zaman söylüyorum bakın Lunch riskli bir coindir. MATIC'e XRP'ye baktığınız gözle bakarsanız işte o şekilde olmaz. Orada bir yanlışlık var demektir ona göre. Ben tekrar söyleyeyim. 2024'ünde ortalama tabi ilk çeyreği hadi en geç ilk yarısı devam edecek yükseliş etabında özellikle Lunch'un e, devam halinde ne yapabilir? Bu seviyelere e, ulaşabilir. Minimal 3.0 birleri e, verenler var. İşte 3.028'leri 2024 e, verenler var. E, kabul edilebilir yani bu skalada gezebilir. 2025 yılı için konuşuyor. tabi korelasyonu takip ettiği takdirde ortalama 2024'ün yine e, son yarısına doğru ya da ikinci ve üçüncü çeyreği gibi. Bu da tabi şu an henüz net değil çünkü. Fed'in olası faiz kararına göre değişecek bir husustur bu da. Haziranda bakalım ne yapacaklar, ne olacak, ne bitecek. Tamamen bunlara göre hareket gerçekleştireceğiz. 2025'te 3.036'lar olabilir mi? Yine olabilir. E, 2026 ve sonrasını burada tabii ki ya, yani takdir edersiniz ki değerlendirmiyoruz. Çünkü 2026 yılında kim öle kim kala. Yani lunç kalır mı kalmaz mı ne olur ne biter. Bunu biz Shiba, Solana, AVAX hani bu skaladaki yüksek coinler için bile değerlendirmek çok mantıklı değilken kaldı ki bir de lunge yani falan tarzında. O yüzden çok mantıklı olmayacaktır. Ya bak 4 Haziran 2022 diyor 0.2 falan. Ee, Euro paritesinden bahsediyor. Haziran 2023 için vesaire. Ee, burada bitiyor mu? Ha yok burada bitmiyor. Burada da e, sorular kısmı falan var. Ne diyor? Ee, artışla birlikte yükseldi bla bla. işte son hareketi söylüyor. Lunge iyi bir yatırım mı? Terenlo klasiğe yatırım yapmak lunch tamamen kişisel risk, risk iştahınıza risk diyorum, Risk iştahınıza bağlı olacaktır. Gördüğünüz gibi Terenlo klasik fiyatı son 24 saatte %8 arttı. Ve, ve diyor son 30 gün içerisinde Terenlo klasik fiyatı %3.05 düştü. Yani her şey bu yatırımın ticaret hedeflerinize ulaşıp ulaşmayacağına bağlıdır. Ee, evet yani lunch risk iştahı yüksek olan kişilere gelecektir. Ama bu da her zaman bakın adı üstünde risk iştahı tamam mı? Çok yüksek yatırımlar yaparsanız e, maalesef ki iyi bir yatırım yapmadığınız anlamı doğacaktır burada. Çok yüklü bir yatırım yaptıysanız. Çünkü risk ödül paritesi dengesiz bir coindir anlatabiliyor muyum? Riski yüksektir. Ha, ödül paritesi de yüksektir. Tamam? Zaten kriptonun tamamı böyleyken LUNC bunu içsel olarak diğerlerine göre katlamış ve ilerletmiş bir e, kripto paradır. O yüzden düşük hedeflerle hareket etmek lazım. 2023 24 25 böyle 30'a 32'ye kadar falan gitmiş. E, en yüksek fiyatı ne kadardı falan buralara girmiş ve 5 Nisan'da kaydedildi. 119 18'di ama ya haberde artık da bir değerlendirilecek bir yer, bir taraf kalmadı. İlerleyen videolarda da konuşmaya devam edeceğiz. Burada mantıklı olan yerler vardı, mantıksız olan yerler vardı. Fakat sonuç bu şekilde özetlenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.